Arkadaşlar unicorn'un bacaklarını yapacağız. Onun için ben bir tane ilmek açtım. 3 tane ilmeği bağlıyoruz. 3 tane ilmek ayırdım. 1 2 3 bağlayacağım. 3 ilmeği bağlayaraktan bacağının yapımına başlayalım. Evet, 3 tane ilmeği bağladım. 3 tane ilmeğimiz var. Evet. Şimdi ilmekleri, bu 3 ilmeğin 3 ilmeği arkadaşlar birbirinin içerisinden geçirerekten kapatma işlemi yapıyoruz. İlkini geçirdim. Şöyle işaretçimi taktım. İkincisini de kapattım. Üçüncüsünü yumaktan gelen ilk ilmeğimin içerisinden geçirerekten kapatma işlemi yapıyorum. 3 tane ilmeğimiz var. 1, 2 ve 3. Şimdi artırma yapacağım. İlmek aralarından 2'şer tane, her aradan 2 tane ilmek geçiriyorum. Bu 1, bu 2. 2 tane ilmek geçirdim. İşaretçimi çıkartıyorum. Diğer araya geldim. Buradan da 2 ilmek çıkartacağım. 1 ve 2. İşaretçimi çıkarttım. Bu aradan da 2 ilmek çıkartıyorum. 1 ve 2. Bu bizim başlangıcımız. Bunu saymıyoruz. Her aradan 2 ilmek çıkarttık. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi ne yapıyoruz? Kapatma işlemi yapıyoruz. İlmekleri birbirinin içerisinden geçirerekten kapatma işlemi yapıyoruz. Evet. 6 tane ilmek aramız var arkadaşlar. Yine artırma yapacağız bu sırada. Yalnız bana dönük olan kısımdan ilmeklerimi geçiriyorum. Bana dönük olan kısımdan 2 tane ilmek geçiriyorum. Bu 1, 2. Her aradan 2 ilmek. Artırma yapıyorum. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ve 2. Artırmamı yaptım. Sıra sonuna geldik. Kapatma işlemi yapıyoruz. İlmekleri birbirinin içerisinden geçirerekten kapatma işlemi yapıyorum. Şimdi arkadaşlar 2 sıra artırma yapmadan her aradan bir ilmek çıkartıyorum. Her aradan bir ilmek. Toplamda ilmek sayımız 12. Her aradan bir ilmek çıkartıyorum. Toplamda 12 ilmek çıkartmış oluyoruz. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Tuttuğumu saymıyorum. Bu benim başlangıcım çünkü. İlmekleri birbirinin içerisinden geçirerekten kapatma işlemi yapıyoruz. Tekrar her aradan bir ilmek çıkartıyorum. Buradan bir ilmek çıkarttım, sıra sonuna geldim, tekrar kapatma işlemi yapıyorum. İlmekleri birbirinin içerisinden geçirerekten kapatma işlemi yapıyoruz. Evet, burada ipimi kesiyorum, beyaz ipe geçiş yapacağım. Bir ilmek açtım, ipimi kestim. Beyaz renkte devam, krem rengiyle devam ediyoruz. Bir tane ilmeğimi açtım. Burada bir tek bir azaltma yapacağım. Bir tek bir azaltma. İki ilmeğin arasından bir tane ilmek geçireceğim. Şu gördüğünüz iki ilmeğin arasından bir ilmek geçirerekten azaltma yapıyorum. Bu bir, bu iki. Tekrar bir tek bir azaltma. Bir tek bir azaltma. Bir tek bir azaltma. Sıra sonuna geldik. Kapatma işlemi yapıyorum. Şurada ipimizi önce bir bağlayalım. İki defa düğüm atmam yeterli. Kapatma işlemi yapıyorum. İlmekleri birbirinin içerisinden geçirerekten kapatma işlemi yapıyoruz. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Her aradan bir ilmek çıkartıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane ilmeğimiz varmış. Evet, kapatma işlemi yapıyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde hiç artırma yapmadan 7 sıra daha ilmek çıkartıp ilmek kapatacağız. Toplamda 7 sıra. Ben 7 sırayı örüp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, ben 8. sıramı tamamladım. Bir sıra size beraber yapmıştık. 7 sıra daha yaptım. Evet arkadaşlar, şimdi içine elyaf dolduracağım. Öncelikle şu pembe olan kısmını dolduruyorum. Daha sonra bacak kısmına. Evet arkadaşlar, bu şekilde, şu şekilde ikisini bir, bacakların şu kısımları, ilmekleri ikisini bir birleştirme yapacağım. İlk aradan geçiriyorum ilmeğimi. Şu şekilde yapsak daha iyi olacak. İlmekleri birleştireceğim. Şuradan da ben bir tane ilmek geçiriyorum fazladan, orantılayabilmek için. Bunu kapatıyorum. Evet. Şimdi iki aradan, ikisini de arasından ilmek geçireceğim. İlk ilmeğimi geçirdim. Diğer araya geldim. Bu aradan ikisinin arasından bir ilmek geçirdim. Buradan da geçirdim arkadaşlar. Evet, son ilmeğimi de geçiriyorum. Şimdi buradan kapatma işlemi yapıyoruz. İlmekleri birbirinin içerisinden geçirerekten kapatma işlemi yapıyorum. Bu şekilde. Burada 3 4 5 artık bir tane açtım. Bir bakalım. Birleştirmek için ipe ihtiyacımız var. 3 ilmek, 4 tane ilmek kesiyorum arkadaşlar. 4 ilmek kestim ve ipimi kestim. Evet arkadaşlar, bu şekilde 3 tane daha yapıyorsunuz. Toplamda 4 tane bacağa ihtiyacımız var. Bu şekilde olacak. Evet arkadaşlar, unicorn'un boynuzunu yapacağız. Bize 3 tane ilmek lazım. 1, 2, 3 ilmeğimizi bağlıyoruz. Bağladıktan sonra şöyle iyicene çekelim. Bu 3 ilmeği birbirinin içerisinden geçirerekten kapatma işlemi yapacağım. Bu 1, işaretçi takacağım daha iyi görebilmeniz için. 2, son ilmeğimi yumaktan gelen ilk ilmeğin içerisinden geçirerekten kapatıyorum. Bu da 3. Şimdi arkadaşlar 3 tane ilmek aramız var. 1 2 3 ben artırma yapıyorum. Her aradan 2 tane ilmek geçireceğim. Artırma yapıyoruz. 2 tane ilmek geçirdim. Diğer araya geldim. Buradan da 2 tane ilmek geçiriyorum. Diğer araya geldim. Buradan da 2 tane ilmek geçiriyorum. İlmek sayım 6'ya çıktı. İşaretçilerime gerek kalmadı. Burada çıkartıyorum. İki, 4, 6 tane ilmeğimiz oldu. Başlangıç ilmeğimi aldım. Kapatma işlemi yapıyorum. İlmekleri birbirinin içerisinden geçirerekten kapatıyoruz. Evet arkadaşlar, burada bir tek bir artırma yapacağım. İlk ilmeğimi geçirdim. İkinci ilmeğimi çift geçiriyorum. Şu iki ilmek arasından değil de bana dönük olandan geçiriyorum. Artırma yapıyorum. Tek yapıyorum. Artırma. Tek. Artırma. Şimdi kapatma işlemi yapıyoruz. Kapatırken sayalım kaç tane ilmeğimiz olmuş. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane ilmeğimiz var. Şimdi arkadaşlar, artırma, eksiltme yapmadan her aradan bir tane ilmek çıkartıyorum. Her aradan bir ilmek. Kapatma işlemi yapıyorum. İlmekleri birbirinin içerisinden geçirerekten kapatıyoruz. Tekrar her aradan bir ilmek geçiriyorum. kapatma işlemi yapıyoruz. İlmekleri birbirinin içerisinden geçirerekten sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde bir sıra daha yapıyoruz. Artırma yok. Her aradan bir ilmek. Her aradan bir ilmek çıkartıyoruz. Tekrar kapatma yapıyorum. Evet arkadaşlar, bir sıra daha yapıp bitiriyoruz. Her aradan bir ilmek çıkartıyorum. Her aradan bir ilmek. Son sıramız. Kapatma işlemi yapıyoruz. İlmekleri birbirinin içerisinden geçirerekten kapatma yapıyoruz. Evet arkadaşlar, bu kadar. Şimdi ben ilmek açacağım. Kafasına bunu dikeceğimiz için, birleştirmek için biraz ilmeğe ihtiyacım var. 2 3 4 5 6 tane ilmek yeterli. İpimi kestim. Bunu kafanın şöyle orta yerine yerleştireceğiz. Daha sonra dikme işlemi yapacağız. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, bu kadar. Boynuzumuz da tamam. Evet, şimdi unicorn'un kulağını yapıyoruz. Sihirli halka yapacağım. Bunun için 2 tane ilmek açıyorum. Sihirli halkayı ipi parmağımıza doluyoruz. İpin içerisinden 2 tane öncelikle ilmek geçiriyorum. 2 tane ilmeğimi geçirdim. Halkanın içerisinden ikisini bir yumaktan gelen ilmeğin içerisinden geçirerekten kapatma işlemi yapıyorum. Bu 1 2 3 4 5. İpimi biraz küçültüyorum, halkayı, ve 6. Evet arkadaşlar, ipimi çekerekten halkamı küçülttüm. Sayalım. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdiki arkadaşlar, artırma yapacağım. Her aradan 2 tane ilmek geçireceğim, ama önce 1 tane geçiriyorum, ikisini bir tutup kapatıyorum. Aynı yerden bir ilmek daha geçiriyorum, kapatıyorum. Yalnız halkanın bu tarafından başlamadım, bitirdiğim yerden başlıyorum, dönüyorum, birleştirmiyorum halkayı, yuvarlak yapmıyorum. Gördüğünüz gibi her aradan 2 defa artırma yaparaktan ilmek çıkartıyorum. İlkini çıkarttım, kapattım, ikincisini de aynı yerden geçirip kapatıyorum. Artırma yapıyorum. Her aradan 2 ilmek. İlkini geçirdim, parmağıma taktım, kapattım. Aynı yerden bir ilmek daha içerisinden geçirdim, parmağıma taktım, tekrar kapattım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, kulağımız bu şekilde. Şimdi ne yapıyoruz? İlmeğimi, son ilmeğimi diğer halkanın içerisinden de geçiriyorum. Şu şekilde geçirdim. Buradan da ikisini bir katlıyorum. Katladım, birleştirdim. Öncelikle bir daha göstereyim. İlmekleri, son ilmeğimi buradaki ilmeğin içerisinden geçirdim. Halkayı birleştirdim. Birleştirdikten sonra ikisini bir şöyle katlanacak şekilde katlıyorum. İkisinin içerisinden bir ilmek geçirip kapatıyorum. Bu şekilde. Şu son ipimi de, başlangıç ipimi de şu aradan geçiriyorum. Bir daha geçirip bir düğüm atıyorum. Evet arkadaşlar, burada kulağa dikmemiz için ilmek açıyorum. 1 2 3 tane ilmek yeterli olacak. Ve ipimi kesiyorum. Bu şekilde arkadaşlar bir tane daha kulak yapıyoruz. Evet arkadaşlar, kulağımız da bu şekilde. Evet arkadaşlar, unicornumuzun kanadını yapıyoruz. 6 tane zincir çekeceğiz. Önce ben ipimi sabitledim. Zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 zincir çektikten sonra arkadaşlar üçüncüden başlıyorum. 1 2 üçüncüsüne bataraktan sık iğne yapıyorum. Bu 1 2 3 4. 4 tane sık iğnemizi yaptık. 4 tane sık iğne yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Bir zincir çektim, döndüm. 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 artırma yapacağım burada. Aynı yere bir daha sık iğne yapıyorum. Artırmamı yaptım. Bir tane tek sık iğne yaptım. Bir tane tek sık iğne yaptıktan sonra 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 ve 4. Zincirlerimiz çok sıkı çekmeyelim, batması çok zor oluyor. Dönüyoruz. Dönüyoruz. İkincisinden başlıyorum batmaya. İlkine dokunmuyorum. İkincisinden batmaya başlıyorum. Sık iğne yapıyoruz. 4 defa. 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. Artırma yapacağım. Aynı yerden bir daha sık iğne yaparaktan artırmamı yaptım. Şimdi devam ediyoruz. 1 2 3 sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekip örgümü tersinden öreceğim. Döndürdüm arkadaşlar. Bir zincir çekip döndük. Şimdi 3 tane sık iğne yapıyorum. Bu 1 2 3 artırma yapacağım. Aynı yerden bir daha sık iğne yaparaktan artırmamı yaptım. 5 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 tane sık iğne yaptıktan sonra 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 dönüyorum. 4 zincir çektikten sonra dönüyorum. 8 tane sık iğne yapacağım. İlkine dediğim gibi batmıyorum. İkincisinden başlıyorum zincirin. Bu 1 2 3 4 5 6 7 8 artırma yapacağım. Artırmalarımız aynı sıraya denk geliyor arkadaşlar. Artırmalarımız aynı sıraya denk gelmesine dikkat edin. Burada artırma yapıyorum. Aynı yerden bir daha sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 ve 4 bir zincir çekiyorum, dönüyorum, sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 sık iğne yaptım. Artırma olan yere geldim. Tekrar artırma yapıyorum. Artırmalarımız üst üste geliyor, gelmesi lazım ki böyle kanatlarımız yana doğru gözükmesi için. Artırmamı yaptım. Sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane sık iğne yaptıktan sonra 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 4 zincir çekiyorum. Evet arkadaşlar, ikincisinden başlayaraktan şöyle çeviriyorum. İkincisinden başlayaraktan sık iğne yapmaya devam ediyorum. Bir saniye. 1'ine batmıyorum. İkincisine batıyorum. 1. Kadife ipten gerçekten örmek zor oluyor biraz. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, 8 9 10 11 Şimdi artırma yapıyorum. Aynı yerden bir daha sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum sık iğne yapmaya. Bu 1 2 3 4 5 bir zincir çekiyorum, dönüyorum, bir iki 3 4 5. 5 sık iğne yaptım, tekrar artırma yapıyorum, aynı yerden bir daha sık iğne yapıyorum. Evet, sıra sonuna kadar sık iğne yapıyoruz. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 ve 12. Evet arkadaşlar, 4 zincir daha çekiyoruz. 1 2 3 ve 4 döndürüyoruz. İkinci zincire bataraktan sık iğne yapmaya başlıyoruz. 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 artırmamı yapıyorum. Aynı yerden bir daha sık iğne yapıyorum. Şimdi tek yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Evet arkadaşlar, kanalımız bu şekilde oluyor. Burada biraz ipimizi keselim. Dikmek için bize ip lazım. Evet arkadaşlar, kanadımız bu şekilde. Bir tane daha yapıyoruz kanadımızı. Aynısından bir tane daha yapıyoruz. Evet arkadaşlar, unicorn'un gözlerini yapacağız. Ben gözleri için siyah ve beyaz ip kullanacağım. Önce evet, tığımı da küçülttüm arkadaşlar. 3 milimlik tığdan yapıyorum. Öncelikle ipimizi bir sabitleyelim. 2 zincir çekeceğim. 1 2. İkinci zincirin içerisine 8 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 sık iğne yapıyorum. Evet, buraya ben bir işaretimi takayım ki sıra sonunu kaybetmemem için. İkinci sıra arkadaşlar, artırma yapacağız. Her araya 2 tane sık iğne yapacağım. Toplamda 8 defaya denk gelecek. artırma yaptım, 2 defa sık iğne yaptım, diğer araya geçiyorum. Bu birinci artırmam. İki defa, her araya 2 defa sık iğne yapıyorum. İkinci artırmamı yaptım. Üçüncü artırmam. 3 4 dördüncü artırmam. 5 6 7 işaretimi çıkartıyorum ve 8. artırmam. Şimdi arkadaşlar ipi değiştireceğim. İpi değiştireceğim için beyaz renge geçiş yapacağım. Burada sık iğnemi tamamlamadım. Tığımın üzerinde 2 tane ilmeğim var. Beyazla bunu çekerekten tamamlayacağım. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapıyoruz? Bir tek yapacağım, bir artırma. Tek yaptım, şimdi artırma yapıyorum. Aynı yerden bir daha sık iğne yapıyorum. Bir daha tek artırma. 2 defa artırma yaptık. Bir tek yapıyorum. Şimdi arkadaşlar tığımı geçirdim. İpime dolamadan çekiyorum ve bitiriyorum. Bu şekilde. Şimdi iplerimi kesiyorum. Beyaz ipten biraz fazla bırakalım. Işıltı yapacağız. Evet. Şunlara da bir düğüm atalım. Evet arkadaşlar, gözümüz bu şekilde. Şimdi gözün tığımı üstten geçiriyorum. Şöyle biraz yan tarafa doğru. İpimi buradan çıkartıyorum. Şu şekilde bir ışıltı yapacağım. Aynı yerden bir daha ipimi geçiriyorum. Evet arkadaşlar, şu şekilde bir ışıltı yaptım. İpimi şuraya bir yerde sabitleyeceğim. Evet, ipimi kesiyorum. Evet arkadaşlar, bir tane daha aynısından yapıyoruz. Bu şekilde gözümüz de hazır. Evet arkadaşlar, unicorn'un saçını yapacağız. Bu şekilde saçı, kuyruğu siz istediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Rengarenk de yapabilirsiniz. Eğer ipiniz varsa tek renk de yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bir tanesini şöyle göstereyim. Bunun yapımını göstereceğim. Bunun için kadife ip kullanacağım. kalın bir tığla, benim tığım tulibin 6 milimlik bir tığ. Şimdi arkadaşlar sihirli halka yapmak zor oluyor, o yüzden tığımı kendi ekseni etrafında bir tur attırıp ipimi sabitliyorum. 40 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 tane zincir çektikten sonra sık iğne yapacağız. Her ilmek arasına 2 tane sık iğne yapıyoruz. Zincirlerin arasına, her araya 2 tane sık iğne yapıyorum. Her araya 2 tane sık iğne. Zaten kendinden kıvrılacak arkadaşlar. Her araya 2 sık iğne. Gördüğünüz gibi kendinden kıvrılmaya başladı. Eğer renkli ipleriniz varsa rengarenk yapabilirsiniz. 8 tane kafasına, 6 tane kuyruğuna yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben o şekilde yapacağım. 8 tane kafasına, 6 tane de kuyruğuna yapacağım. Değişik renklerde. Bu şekilde devam ediyor sıra sonuna kadar. Her zincirin arasından tığımı geçiriyorum. Sık iğne yapıyorum. Aynı yerden bir kere daha geçip sık iğne yapıyorum. Her zincirin arasından 2 defa 2 tane sık iğne yapıyorum. Aynı yerden bir daha girip bir daha sık iğne yapıyorum. Yani arttırma gibi düşünün. Her ilmeğin arasından 2 defa. Şöyle yakından göstereyim. Sık iğne yaptım. Aynı yerden bir kere daha ipimi doluyorum tığıma. Bir daha sık iğne yapıyorum. Diğer araya geçtim. Buraya da 2 sık iğne. Her zincirin arasına, delik arasına 2 defa sık iğne yapıyorum. Artırma yapıyorum. Bu artırmayı yaptığımız için kendiliğinden kıvrılıyor. Her araya 2 tane sık iğne. Bir tane yaptım. Aynı yerden bir tane daha sık iğne yaptım. her aradan 2 sık iğne. Her aradan 2 sık iğne. Bir tane yaptım. Aynı yerden bir daha tığıma ipimi doladım. Sık iğnemi yaptım. Zincir bitene kadar zincirlerin arasından artırma yaparaktan sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, burada bir zincir çekerekten ipimi sabitliyorum, biraz ip bırakacağım, o şekilde kesiyoruz. Şunun ikisini başlangıç ipimizle beraber bir düğüm atıp 1-2 düğüm attım. Bunu arkadaşlar kafasına saç olaraktan, kuyruğuna saç olaraktan bu şekilde 6 tane kuyruğuna, 8 de kafasına yaptım, ben yapacağım. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz daha da fazla yapabilirsiniz, daha da az yapabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar saçımız hazır. Evet arkadaşlar, unicornumuzu birleştirme bölümüne geldik. En zor kısmı bana göre. Şimdiki arkadaşlar kafasını elime aldım, kafadan başlayacağım. Burada artırma yapmadığımız yer düz olan taraf, üst tarafında gördüğünüz gibi bir çıkıntı var. Yukarıya doğru artırma yapmıştık hatırlarsanız. Öncelikle gözlerini dikeceğim. Gözlerini hemen pembe olan yünümüzün bittiği yerden yukarıya doğru iğnemi alayım. Beyaz kısmı yukarıya doğru bakacak. Hemen pembenin bittiği yerden şöyle bir orantılayalım. Evet arkadaşlar, bu şekilde orantılayıp kontrol edelim. Evet, bu şekilde ben dikiş ipimi hazırladım. İğnemi, dikiş ipi, normal siyah olan kısmı siyahla, beyaz olan kısmı da beyazla dikeceğiz. Şu şekilde tutuyorum. Öncelikle ilk etapta siyah tarafından iğnemi geçiriyorum. İpim sabitlensin. Şimdi bir kafadan bir gözden Bir kafadan geçiriyorum arkadaşlar. Bir gözden. Hemen pembenin bittiği yerden batıyorum. Tekrar gözden girdim. Tekrar kafanın beyaz olan kısmından. Evet arkadaşlar, bu şekilde gözleri dikiyoruz. Evet, burada ben bir düğüm atacağım. Evet arkadaşlar, şimdi beyaz ipi, beyaz kısmını beyaz iple dikelim. Siyah çünkü gözükebilir. Öncelikle beyaz kısımdan iğnemi geçirdim. İpimizi sabitliyoruz. Tekrar alttan çıktım. Şimdi kafadan tekrar gözden batıyorum. Kafadan bir, kafadan bir, gözden, gözden çıktım. Bu şekilde dikmiyorum arkadaşlar. Tekrar gözden batıyorum, aşağıya iniyorum, kafadan dikiyorum. Evet arkadaşlar, burada bir düğüm atıyorum. Gözümüzü bu şekilde diktik. Diğeriyle arasında 1, 2, 3 tane 1, 2, 3 ilmek kalacak şekilde mesafe kalsın. Şu şekilde diğer gözü de dikiyoruz. Evet arkadaşlar, bir tanesini beraber diktik, birine ben daha sonra dikeceğim. Şimdi kafasının hemen gözün üst tarafının ikisinin ortasına gelecek şekilde boynuzumuzu bu şekilde monte ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmek var. Tam ortalanacak şekilde, şu şekilde tam ortalanacak, tam orta, gözlerin tam ortasına gelecek şekilde Şimdi arkasını çeviriyorum. Boynuzdaki son ilmeğimi geçiriyorum arkadaşlar, kafanın içerisinden ipimi de buradan geçirip bir kafa tığımla yardımıyla bir kafadan bir gözden bir boynuzdan olacak şekilde ilmeklerin arasından geçirerekten dikeceğim. İpimi çıkarttım yukarıya. Kontrol edin arkadaşlar, eğri olmasın. Çok dikkat istiyor dikim işi. Evet, tam ortada olacak şekilde. Acelemiz yok. Yavaş yavaş dikin. Tığımı geçirdim kafadan. İpimi çıkartıyorum. Boynuzdan da geçirdim. Evet arkadaşlar, kontrol ederekten tam ortada olacak şekilde bu şekilde dikiyoruz. Videonun karşısında biraz dikmek zor oluyor. Yuvarlak dönüyoruz. Evet arkadaşlar, boynuzumuzu bu şekilde dikeceğiz. Ben yine kontrol edeceğim, size sadece göstermek için diktim. Tam ortasında olması gerekiyor. Boynuzunu yaptıktan sonra saçlarını şuraya takacağız. Boynuzun bittiği yerden, arka tarafından saçları şuralara takacağız arkadaşlar. Onu da göstereyim nasıl taktığımı. Saçlarımızı yapmıştık daha önceden. İpimi geçiriyorum. Tekrar geçirdim. 2 defa geçirdikten sonra şuraya düğüm atıyorum. Evet, bu şekilde saçlarını monte ediyoruz. Fazlasını keseceğiz. Ben bir tane daha saç takmak istiyorum. İpimi geçirdim. Aynı yerden dolayaraktan bir daha geçiriyorum. Burada düğüm atıyorum. Birkaç tane düğüm atalım, sağlam olsun. Fazlasını da kesebiliriz. Evet arkadaşlar, saçları da bu şekilde. Gözleri, boynuzu. Evet, şimdi geldik gülümüze. Arkadaşlar en son diktikten sonra şu başlangıç ilk kurduğumuz fazla ipi şöyle arkasından geçirip bıraktığımız iple düğüm atıyoruz. Boynuzun şöyle ya da isterseniz böyle bu şekilde ya sağ ya sol fark etmez şu şekilde dikiyoruz. Bir kafadan alıyorum. Arkadan şu şekilde geçiriyorum. Birkaç kere yaptığımız zaman sabitliyoruz. Birkaç kere dolayacağım. Diğer tarafından geçiriyorum ipin. Aynı yerden geçirmiyorum, farklı bir taraftan. Bir kere daha geçiriyorum. Evet arkadaşlar, gülümüzü de bu şekilde dikiyoruz. Sağlam olması için birkaç defa daha dikeceğiz. Diğerini de şu şekilde artık nereye isterseniz o şekilde monte edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, kanatlarımızı bu şekilde dikiyoruz. Ben daha sonra dikeceğim. Dikiş iğnenizi takıp dikiyorsunuz pembe bir iplikle. Kanatlar bu şekilde. Şimdi şurası gövdemizin olduğu kısım. Kafamızı şu çene kısmından sayaraktan 1 2 3 4 1 2 3 4 4 sıra sayıyoruz. 1 2 3 4 5. sıradan birleştireceğim. Bir, iki, üç, dört, beşinci sıradan. Evet arkadaşlar, kafasını bu şekilde birleştiriyoruz. İlk ilmeğimi geçirdim ben, ipimi de geçirdim. Bir kafa, bir gövde olacak şekilde orantılı bir şekilde dikiyoruz. Tığımızın yardımıyla ipimizi bir kafadan geçiriyorum. Bir boyundan, gövde kısmından. Gövdeyi bu şekilde yapıyoruz. Gövde ile kafayı bu şekilde monte ediyoruz. Bir gövdeden, bir kafadan olacak şekilde tığımızın yardımıyla dikiyoruz. Hem oyuncak hem yastık olarak ben çok güzel olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. Dediğim gibi ipimi ben sonradan keseceğim. Şimdi kesmiyorum. Evet, bu şekilde gövdeyi monte ettik. Şimdi arkadaşlar kollarını, bacaklarını monte edeceğiz. Hemen boyun kısmından sayacağım. 3 tane aşağısına arkadaşlar. 1, 2, 3. 3 aşağısına. İlmeğimi geçirdim. İpimi de içerisinden geçirdim. Koldan geçiriyorum. Hemen yanından gövdeden geçireceğim. Evet arkadaşlar, kollarını bu şekilde yapıyoruz. Evet, bacağını da hemen altından aynı hizada olacak şekilde şu bitiş başlangıç kısmından, gövdenin başlangıç kısmından 1 2 3 hemen şöyle aynı hizada gelecek şekilde 4. sıradan şuradan şöyle yapalım. İlmeğimi geçiriyorum. İpimi de içerisinden geçirdim. Bir gövde şu şekilde yapayım. Pardon. Evet arkadaşlar, bir gövde bir bacaktan ipime tığımın yardımıyla dikiyorum. İpimi geçirerekten tığımın da yardımıyla dikiyoruz. Dikme işlemi bu şekilde arkadaşlar. Artık orantısına siz göz kararıyla dikkat edip, orantılı olduğuna dikkat edip emin olduktan sonra ipinizi kesin. Düğümünüzü atın, ipinizi kesin. Çünkü sonuçta insanız, yanılabiliriz. Evet, bacakları, kolları bu şekilde. Şimdi döndürdüm arkasını. Arkasını döndürdüm. Kuyruğunu yapacağız. Şu başlangıç olan yerden şuradan ipimi geçiriyorum, aynı kafasında olduğu gibi. Evet arkadaşlar, bu şekilde düğümünü atıyorum. Birkaç kere daha geçip sağlam olduğundan emin olduktan sonra düğümümü atıyorum. Evet arkadaşlar, ben tamamlayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, unicorn saçlarını yapmıştık. Yalnız ben yaptıktan sonra, monte ettikten sonra bağladım. Bağlayınca da çıktığını gördüm. O yüzden ne yapabilirim diye düşündüm. Ben bir tane daha saç yaptım. Onu direktmen unicorn'un kafasına işleyerekten monte ettim. O zaman sağlam olduğunu gördüm arkadaşlar. Sizinle de paylaşmak istedim. İpimi kesmeden önce kafasından sık iğne yapıyorum. Bir daha sık iğne yapıyorum. Direktmen kafasına sık iğne yaptım. Daha sonra şu ilk kurduğumuz yere bataraktan, üst tarafa bataraktan dolamadan battım. Bir kere daha batıp tekrar kafasından geçirerekten sık iğne yapıyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde daha sağlam oldu. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. İpimi kesiyorum. İpimi ilmeğimin içerisinden geçirip çektim. Başlangıçta kurduğumuz, bıraktığımız iple de bir bağlıyorum. Düğüm atıyorum. 1-2 tane düğüm attım. İpimi o şekilde kesince arkadaşlar, bunu çocuklar çekse de açılmayacak. Bu şekilde daha sağlam oldu, gördüğünüz gibi. Direktmen üzerine sık iğne yapınca daha sağlam oldu. Çünkü emek veriyoruz. Hemen bozulmasına gerek yok. Bu şekilde daha sağlam oluyor. Bunu sizinle de paylaşmak istedim. Bir de arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum. Unicorn'un kafasını... Evet arkadaşlar, boyun kısmını da birleştirdik. Hatırlarsanız bana boyun kısmı ince geldi. Daha sonradan ben göstereyim, biraz daha kalınlaştırdım. Nasıl kalınlaştırdım? Şimdi şuradan bir alt sıradan gövde kısmından ipimi geçiriyorum. Kafanın da olduğu bir üst ilmekten ipimi geçirdim. Bu şekilde dikerekten kalın, yani daha kalın olacak boynu. Böylelikle kafası da düşmeyecek. Bu şekilde üstünden bir daha dikebiliriz. Döndürerekten bir gövdeden ipimi geçiriyorum. Bir kafadan bir ilmek yukarısı oluyor. Bu şekilde diğer oyuncaklarınızda da kafa kısmından birleştirdiğiniz zaman, eğer ince gelirse kafa kısmı, kafasını tutmayacak şekilde hiç dikişinizi sökmeden ikinci bir dikiş yapabilirsiniz. Bir kafadan alıyorum. Bir ilmek yukarısı arkadaşlar. Bir kafadan, bir gövdeden. Şuradan ipimi geçirip burada bir düğüm atıp şuradan da geçireyim. Evet arkadaşlar, burada bir düğüm atıp ipimi keseceğim. Boyun kısmı daha kalın oldu. Böylelikle daha rahat duracak. Evet, bu şekilde boynunu kalınlaştırmış olduk. Arkadaşlar bunu da sizinle paylaşmak istedim. Sonuçta bir yemek veriyoruz. İlk yaptığım zaman aklıma gelmedi. Daha sonra ne yapabilirim diye düşündüm. Aklıma bu geldi. Sizinle de paylaşmak istedim. Evet arkadaşlar, fazlasını kesip içine ittiriyoruz. Bu kadar. Arkadaşlar, ben unicorn'un saçlarını, kanadını, kuyruğunu diktim. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir kokoş unicornumuz. Evet arkadaşlar, bu şekilde hem yastık hem oyuncak, ikisi bir arada. Çocuklarımızın da umarım hoşuna gider. Örecek arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Örecek arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Hoşça kalın.